Kıymetli dostlar, akşamınız hayırla, huzurla, muhabbetle, sağlıkla dolsun. Hepiniz beraberliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu dakikalarda başlayan beraberliğimiz yaklaşık 2 saat boyunca edebiyatımızın en seçkin şiirleriyle ay ışığında bir şiir ziyafeti olarak devam edecek. Her biriniz ayrı ayrı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, çarşamba akşamları saat 21-23 arası sizinle buluşuyor ay ışığı. Mesajlarınızı değerlendirdiğimiz, şiir isteklerine yer verdiğimiz güzel bir program gerçekleştirmek gayreti içinde oluyoruz. Şimdiden mesajlarınızı siz yazmaya başlayabilirsiniz. Teker teker inşallah mesajları değerlendireceğiz. Beraberliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hasta olanlara Allah'tan şifa, dertli olanlara da Mevla'dan çareler diliyorum. Hepinizin akşamı hayırla, huzurla dolsun. Birbirimize dua edelim, sevdiklerimize dua edelim, ülkemize, insanlığa dua edelim. Hep hüsnü zan besleyelim efendim. İyilik eden iyilik bulur. İyilik yap, kul bilmezse efendim Halık bilir derler. Dolayısıyla Rabbim bizi istikamet üzere kılsın. Hepiniz beraberliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz sonra radyoda da canlı yayınımız başlayacak efendim. Onun hazırlığı içerisindeyiz. Çok güzel şiirler hazırladık bu akşamda. Lütfen şiir dostlarına haber verin. İnşallah programımız güzel, dolu dolu ve çok verimli geçer diye ümit ediyorum. Ahmet Yılmaz Hocam, hoş geldin, sefalar getirdin. Çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda çok güzel bir şiirinize inşallah yer vereceğiz programın içerisinde. Adapazarı'ndan Ahmet Kabil abicim, hoş geldin, sefalar getirdin. Ta Radyo 7'den dinleyicimiz. Yıllar sonra tekrar böyle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şehitler Tepesi boş değil. Biri var bekliyor. Ve bir göz nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye? Destanını yapmış, kasideye kanmış bir el ki ahiretten uzanmış, edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız, fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler, sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar geri, geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler demin, gel süngülü yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle, söz senin. Şehitler Tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerin. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli,
tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelindiği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazıyacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düştüğümüz gün gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim, yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Efendim, bayrağımız için, yurdumuz için, vatanımız için, güvenliğimiz için şehitlerimiz var. Bugün 2 tane şehidimiz vardı ve maalesef bu hafta toplamda 6 tane şehidimiz var. Efendim, Bedir'den, Uhud'dan Çanakkale'ye, 15 Temmuz'dan Malazgirt Savaşı'na, geçmişten bugüne tüm şehitlerimizi rahmetle, duayla, minnetle yad ediyoruz. Mekanları cennet, makamları âli olsun. Efendim, malumunuz, biliyorsunuzdur. Sorulur, cennette tekrar dünyaya dönmek isteyen var mı diye, bir tek şehitler tekrar dünyaya dönmek isterler. Çünkü şehitlik mertebesi, şehitliğin karşılığı o kadar iyi, efendim, Allah'ın sunduğu ikramlar var ki şehitler 10 defa dünyaya geri dönüp tekrar şehit olmak arzusuyla efendim doludur. Bu itibarla şehitlik aslında istenecek, özlenecek bir makam, ama tabii ki geride acılı aileler kalıyor, yakınları kalıyor. Bu itibarla bütün şehit ailelerine buradan saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Efendim, Rabbim sabır versin inşallah, metanet versin inşallah ve Türkiye düşmanlarına, efendim, birliğimize kastedenlere, topraklarımıza göz dikenlere de Mevla fırsat vermesin. Onlara karşı en güçlü şekilde hareket edebilmeyi Mevla inşallah bizlere nasip etsin. Efendim, 1 Temmuz akşamında tekrar birlikteyiz. Sesimizin ulaştığı siz kıymetli dostları saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İlk 2 şiirimiz Arif Nihat Asya'nın şiirleriydi. Efendim, bir bayrak rüzgar bekliyor ve Şehitler Tepesi Boş Değil isimli güzel şiirlerine ses olmaya çalıştık. Tüm aziz şehitlerimizin o mukaddes, efendim, anılarına ithaf ediyoruz bu şiirleri.
Efendim, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve afiyetler versin. Şehirlerimiz inşallah gönüllere şifa olsun. Evleriniz, haneleriniz huzurla, muhabbetle dolsun. Hastalar şifa bulsun, dertliler çare bulsun. Ömrümüzün kalan kısmı geçen kısmından hayırlı ve bereketli olsun inşallah. Her biriniz ayrı ayrı beraberliğimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ahmet Akif'le Ay Işığı. Burası 87.8. Savaş bence dağ taş konuşmuştur kendi dilince. Uçum diye bir ses duydum ilk önce, sonra Allah Allah dedi Mehmet'im. Hayır anlatılmaz bu savaş bence, dağ taş konuşmuştur kendi dilince. Hücum diye bir ses duydum ilk önce, sonra Allah Allah dedim etmedim. Ne ana ne sıla ne yar hayali, bir gör Mehmet'teki kükremiş hali. Kırpmadı gözünü yağmur misali, mermi yedi havan yedi Mehmet'im. Can askerim. Ne sıla ne yar hayali, bir gör Mehmet'teki kükremiş hali. Kırpmadı gözünü yağmur misali, mermi yedi havan yedi Mehmet'im. Can askerim. Eder cümle canlı ve bitki. Bir Temmuz akşamı Allah şahit ki şaha kalkmış vatan idi Mehmet'im. Öyle bir iman öyle ihlas ki secde eder cümle canlı ve bitki. Bir Temmuz akşamı Allah şahit ki şaha kalkmış vatan idi Mehmet'im. Bu akşam yıldızlar sararmış gibi, tepeler titreşir hava kış gibi. Bir dağın sırtında dağ varmış gibi, omuzlamış bir Mehmet'i Mehmet'im. Can askerim. Akşam yıldızlar sararmış gibi, tepeler titreşir hava kış gibi. Bir dağın sırrında dağ varmış gibi, omuzlamış bir Mehmet'i Mehmet'im. Can askerim. Bu akşam yıldızlar sararmış gibi, tepeler titreşir hava kış gibi. Bir dağın sırrında dağ varmış gibi, omuzlamış bir Mehmet'i Mehmet'im. Can askerim.
Efendim şehitlerimizin makamı âli olsun inşallah. Hemen mesajlarınızla devam edelim dilerseniz. 0546 432 1818 WhatsApp iletişim numaramız. Efendim buraya gelen mesajlarla başlıyoruz. Selamünaleyküm abicim, geceniz hayırlı ve bereketle daim olsun. Dinlemedeyiz ve dinletmekteyiz. Selam ve dua ile kalın şehitlerimize. Rabbim rahmetiyle muamele etsin, affıyla muamele eylesin İnşallah diyor taksici Osman abimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun efendim. Hayırlı işler diliyoruz. Sizin vesilenizle de efendim müşterilerinize saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Esra Tam hanımefendi Konya'dan, Mevlana diyarından, iyi yayınlar Ahmet Akif Bey. Eğer mümkünse Yavuz Bülent Bakiler'den Bir Dağbaşı Yalnızlığı Yaşıyorum Yeniden şiirini okumanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, Konya'dan selamlar diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Konya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah şiiri sıraya alıyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum Ahmet Bey. Geceniz ve ömrünüz bereketle de olsun. 23 Temmuz günü aramızdan ayrılan edebiyatımızın gül yetiştiren adamı, 7 güzel adamdan biri olan gerçek bir dava adamı, ömrünü edebiyata vakfeden merhum Rasim Özdenören'i sizin programınız vesilesiyle rahmetle, hürmetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Edebiyat dünyasının başı sağ olsun. Bizleri şiir hazına gark ettiğiniz için sizlere müteşekkirim. Ses ve nefesinize kuvvet olsun. Bizleri dinleyen ve izleyen tüm radyo dostlarına hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla demiş İstanbul'dan şair dinleyicimiz efendim Hüseyin Genç abimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Efendim meslektaşım aynı zamanda soy adımız da aynı, ismimiz aynı, Ahmet Yılmaz hocamız Osmaniye'den sevgi ve selamlar sunuyorum, başarılar diliyorum demiş. Efendim çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Ahmet Kabil Sakarya'dan hayırlı yayınlar sevgili kardeşim demiş. Efendim çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şiirleriniz şifa olsun, moral olsun inşallah diyor. Fikret Özenç İstanbul'dan hayırlı akşamlar dilemiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. Özlem Hanım, iyi yayınlar Ahmet Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayrettin Fidan, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Amin diyorum efendim. Malatya'dan Şevket Sever, kolay gelsin, selamlar demiş. Mehmet Ertürk, hayırlı akşamlar diliyor. Adıyaman'dan şair dinleyicimiz Mehmet Bilgin hocamız, hayırlı akşamlar, iyi programlar, kolay gelsin demiş. Ve mesajlar böyle uzayıp gidiyor ama biz önce bir eser dinleyelim. Ardından da çok güzel bir şiirle devam edelim. Sizler de mesajlarınızı 0546 432 1818 numaralı WhatsApp iletişim numaramıza yazıp göndermeye devam edin. Gel oğlum, cihan yanar sen gülen de gül oğlum. Bir yol vardır, hak yoludur, bul oğlum. Yeri bilmek, göğü bilmek bil oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimse oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimse zor. Sen bunları bir kenara yaz oğlum, yaz oğlum. Canı
Cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ne güzel anlatmış milli şairimiz. Cennette yerleri ayrılmıştır şehitlerimizin. Hayırlı geceler, hayırlı programlar diliyor Şükran Can Özer hanımefendi. Senden gider sonsuzluğa yol oğlum. Dört bir yana salmalısın kol oğlum. Ekmeğini acı olanla böl oğlum. Haram yeme, hak uğruna öl oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakkal gezen o dağlarda gez oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikerin ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimse zor. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikenin ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimse zor. Sen bunları bir kenara yaz oğlum. Dolu saltanattan in oğlum. Zalimlere duymalısın kin oğlum. Nefis kibir mantık yutan dev oğlum. Mağrur olma insanları sev oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen o dağlarda gez oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimse zor. Sen bunları bir kenara yaz oğlum. Yaz oğlum. Gez oğlum, vatanına dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimse zor. Söz ver bana, geç karşıma söz oğlum. Bize ulaşmak için WhatsApp numaramız 0546 432 18 18. 0546 432 18 18. Ahmet Akif'le Ay Işığı. Beşerin temeli bir küçük cenin. Can vermeye gücü yetmez kimsenin. Kainat denilen dev değirmenin suyu nereden gelir farkında mısın? Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz. Dağlar haddin bilir, denizler taşmaz. Karıncanın yükü boyunu aşmaz. Bunca dengelerin farkında mısın? Bu dünya uzunca bir yolun başı. O mezar dediğin bir sınır taşı. Ömür iki günlük iman savaşı. Her an bitebilir. Farkında mısın? Senin sahibin var, yokluğa kanma. Sana senden yakın, uzakta sanma. Ona tüm kainat dar gelir ama bir gönüle girer, farkında mısın?
cehalettir onu inkar nedeni. Ne mümkün görmemek o var edeni. Beyin yönetirken bütün bedeni, beyni kim yönetir? Farkında mısın? Etrafına bir bak, gör nicesini. Gel de çöz şu insan bilmecesini. Bazen ömür bile tek hecesini çözmeye yetmiyor. Farkında mısın? Kimi kibir denizinde boğulmuş. Kimi minnetle kula eğilmiş. İnsan olabilmek kolay değilmiş. O kutsal savaşın farkında mısın? Kimi servetini sefaya sermiş. Kimi zekatını dürüstçe vermiş. Kimi bir lokmanın şükrüne varmış. Gerçek zenginlerin farkında mısın? Kimi iman eden kulaç atarken, korkulara düşer güneş batarken, kimi ona buna akıl satarken, kendisi muhtaçtır, farkında mısın? Kimi şans ve talih peşinden gider, durmadan kadere sitemler eder. Böylesi kullara neylesin kader, ekmeden biçen yok, farkında mısın? Ömürler mevsimler gibi dönerler. Mumlar yanar yanar biter sönerler. Yapraklar sararıp yere inerler. Toprağa dönerler. Farkında mısın? Aşk sözcüğü günümüzde karmaşa. Aşklar var, bir gaflet, bir karamaşa. Ama bir aşk var ki gelince başa, ölüm kavuşmaktır. Farkında mısın? İnsanlar el ayak, kol, kafa, beden. Hiçbiri birine benzemez neden? Bir güç, bir irade var ki hükmeden, dört yanını sarmış. Farkında mısın? Gece gündüz boş hayaller kurarsın. Kendi gafletine ortak ararsın. Çıkmaz sokaklarda adres sorarsın. Oysa adres sende. Farkında mısın? Yaşamak kalbine korku salarken, ümitsizlik batağına dalarken, teselliyi kadehlerde ararken, seni yaradanın farkında mısın? Nice güzel renkler dünyayı sarmış. Siyahın yanında beyaz da varmış. Parmakların kalem tutar yazarmış. Elin kolun varmış. Farkında mısın? Pembe beyaz açan bahar dalını, mor dağların yeşilini, alını, o kelebeklerin ipek şalını, gören gözün varmış. Farkında mısın? Sonsuzların bile ömürleri var. Sanma ki saltanat kurumaz pınar. Mal canın yongası olsa ne çıkar? Gölgeler fanidir, farkında mısın? Yorgun yüzlerdeki derin izlerde, sevgiye susamış muhtaç gözlerde, boğazlara düğümlenen sözlerde, ne feryatlar gizli, farkında mısın?
İlaçtan çok dost gerekir hastaya. O dost yazılır yüce listeye. Bir gönül köprüsü kuran ustaya ücreti kim verir? Farkında mısın? Tatlı dil güçlüdür demir çelikten. Yılan bile duymuş çıkmış delikten. İnsanlara özgü bu incelikten kimler hisse almış? Farkında mısın? Namus şeref derler, elle tutulmaz. Şan şöhretle, para pulla satılmaz. Kumar çöplüğüne asla atılmaz. Atıp satanlar var, farkında mısın? Eğer varsa kulda vicdan yarası, karışır servetin akla karası. İnsan ömrü iki nefes arası. Kaç adımlık yoldur? Farkında mısın? Sen fakir arkadaş, düşünme derin. Bin türlü derdi var o zenginlerin. Darılıp küstüğün kendi kaderin sana siper olmuş. Farkında mısın? Dinle ki genç ana, bu sözler sana. Böyle yazdım diye darılma bana. O yavrun sevgiden, şefkatten yana biraz aç görünür. Farkında mısın? Aklı tutsak eden dar sınırları, geç de gör alemde nice sırları. Yazan yazmış ama bu satırları neden, niçin yazmış? Farkında mısın? Efendim, her bir kıtası üzerinde saatlerce konuşmaya değecek dörtlükler, satırlar ve bir o kadar da gerçekten derin manalar taşıyan mısralarla bezeli uzunca bir şiir ama her mısrası ayrı bir ehemmiyete, ayrı bir özelliğe sahip, çok kıymetli, çok değerli bir şiir. Cengiz Numanoğlu'nun Farkında Mısın isimli şiiriydi. Yorumladık ve ay ışığında devam ediyor beraberliğimiz. Kıymetli dostlar, hemen mesajlar birikmişti. Birkaç mesaj değerlendirelim. Efendim, radyosunu yeni açan dostlar, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk defa dinleyen dostlar için hatırlatalım. Efendim, Ay Işığı çarşamba akşamları saat 21-23 arası sizlerle buluşan bir şiir programı. Sizler de edebiyatımızın seçkin şiirlerini isteyebilir ya da kendi yazdığınız şiirleri, eğer şiire ilginiz, merakınız varsa bizimle paylaşabilirsiniz. 0546 432 18 18 WhatsApp iletişim numaramız efendim. Galip Görmüş, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar Ahmet Bey demiş ve aleyküm selam diyoruz. Efendim, teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle bakalım hızlıca mesajlara. Evet, Mehmet Bilgin hocamızın mesajını okumuştuk. Adıyaman'dan kıymetli şair büyüğümüz, programda şiirlerine yer 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 verdiğimiz çok kıymetli şiirleri var. Kendi şiir kitabını da imzalı olarak bize yollamıştı. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle de Adıyaman'a gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Orada bizi dinleyen bütün dostlara. Mehmet Ertürk bir şiirini bizimle paylaşmış ama şiirini inşallah WhatsApp mesaj hattımıza da bekliyoruz. 0546 432 18 18 istenen tüm şiirleri, paylaşılan bütün efendim şiirleri sıraya alarak değerlendiriyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Efendim, hemen bu taraftan bir mesaj değerlendirelim. Merhabalar Ahmet Bey, akşamınız hayırlı olsun. Yoğun bir günün ardından huzurla,
Ruha ve gönüllere şifa şiirlerinizi ve sizi dinlemedeyiz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Konya'dan selamlar demiş. Kalemin kalbi mahlasıyla efendim şiirlerini kaleme alan şair dinleyicimiz Fatma Hanım, Mevlana Diyarı Konya'ya bizler de selamlarımızı gönderiyoruz. Bu güzel eseri, mesajını okuduğum bütün dostlara armağan ediyorum efendim. Ay ışığında beraberliğimiz bütün hızıyla devam ediyor. İzzettin Kanat, hayırlı ve başarılı yayınlar diliyorum güzel insan demiş. Efendim şair yazar kıymetli İzzettin Kanat Osmaniye'den çok teşekkür ediyoruz. Bizler de gönül dolusu selamlarımızla birlikte bu güzel çalışmayı da Osmaniye'deki dostlara armağan ediyoruz. Güneş gibi şefkatli ol, toprak gibi tevazulu ol, can yoldaşım ol. Güler yüzlü, tatlı dilli, sevgi dolu, merhametli ol, can yoldaşım ol. Yardım elin ol, aşkın senin ol, arkadaşım ol. Hakkın biliyorum, yardım eliyorum, aşkın seliyorum, arkadaşım. Yardım eliyor, aşkım seni.